Kokoreç, midye, kumpir ya da tantuni. Bunlar Türkiye'nin vazgeçilmez sokak lezzetlerinden sadece birkaçı değerli izleyenler. Peki bu lezzetli sokak yemekleri sağlıklı mı? Diyetisyen Funda Tuzgöl'e soracağız. Sayın Tuzgöl, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Nilüfer Hanım, hoş bulduk. Evet, şimdi Sayın Tuzgöl, önce sokak lezzeti deyince akla ilk gelenlerden biri kokoreçle başlayalım. Kokoreç sağlıklı bir sokak lezzeti mi? Çünkü şöyle bir şey var, eklem ağrılarına iyi geldiğini söyleyenler var. Sağlıklı olması için hangi şartlarda nasıl tüketilmeli diye başlayalım önce. Aslında Türk halkının vazgeçilmez lezzetleri arasında baş sırada evet kokoreçi, midyeyi ya da işte nohut pilavı bir sürü lezzeti sayabiliriz ve bunlarda en önemli dikkat edilmesi gereken durum zaten hijyen. Aslında hijyen sadece sokak lezzetlerinde değil, çok lüks bir restorana gittiğinizde de eğer doğru koşullarda yönetilemiyorsa maalesef kişiyi zehirlenmeye kadar götürebilecek önemli bir konu. Burada kişinin hijyeni, ürünün hijyeni, ortamın hijyeni hepsi önemli. Ve biz bütün bunları dikkate aldığımızda acaba içine konan ürün ne? İşte burada birazcık kokoreç soru işaretlerini arttırıyor. Çünkü kokoreçin ne olduğunu vurgulayacak olursak küçük baş hayvanların ince bağırsağından yapılıyor. Evet. Ve doğal olarak çok iyi yıkanması, çok iyi temizlenmesi, doğru koşullarda saklanması, bekletilmesi, dondurularak gelen bir ürünse doğru koşullarda çözdürülmesi. Çünkü bakteriyel üreme de Nilüfer Hanım en büyük problemlerden biri. Bu halkanın bozulması, soğuk zincir halkasının bozulmaması gerekiyor. Yani üretimin yapıldığı alan başka, belki orada sarmala sarılıyor, dondurularak satış yapılacak, pişirilecek alana geliyor. Don bir ürünü siz doğru koşulda çözdürmüyorsanız, İç don devam ediyor, dış evet. taraf çözülüyor ve yine ısı içeriye yeteri kadar iletilemediği için bu pişirme yöntemi yetersiz kalıyor ve bakteriyel üreme devam ediyor. Normal yiyeceklerde olduğu gibi değil mi? Evde de aynı şekilde dondurup yanlış yöntemlerle çözdürdüğümüzde yine bakteri üremesine sebep oluyor değil mi? Çok doğru. Yani biz buzluğumuza istiflemek adına attığımız bir derin dondurucuya kaldırdığımız bir kırmızı et, beyaz et ya da balık etini yine çözdürmeden evvel nasıl koşullarda saklayacağımızı çok iyi bilmemiz lazım. Artı çözdürürken de +4 buzdolabı ısısında 24 saat bekletmemiz tamamının aynı ısıya dönüşmesi, +4'e dönüşmesini sağlamamız ve sonra pişirmemiz lazım. Yani biz dış tarafı çözülmüş bir et parçasının, protein içerikli bir ürünün içi don iken ocağa koyduğumuzda, ısıl işlemi uyguladığımızda dışı pişecek, piştiğini zannedeceğiz. Ama içeriye yeteri kadar ısıl işlem uygulanmadığı evet. için mikrobiyal üreme maalesef devam edecek. Bu evimizin koşullarında da dikkat edilmesi gereken bir konu. Dışarıda yemek yenirken de denetlenmesi gereken bir konu. Evet Funda Hanım, şimdi midye de en çok dikkat etmemiz gereken ve en sevdiğimiz de sokak lezzetlerinden biri. Önümüz yaz, plajlarda özellikle görüyoruz, güneşin sıcağının altında midye dolma satıcılarını görüyoruz. Yani o birazcık insanı düşündürmüyor değil. Kesinlikle öyle. Yine hijyen koşulları burada çok doğru yönetilmeli. Artı içeriğindeki bakteriyel üremeden hariç, aynı zamanda bu sezonda inanılmaz derecede bizi cezbeden midyenin içeriğinde temizlik koşullarını yerine getirmek çok çok önemli. Ve nasıl soframıza geldiği, pişirme yöntemi çok önemli. Eğer bu bir midye dolmaysa veya kızartılmış bir midye ise yine ısıl işlem içerisine tam uygulanmadığında maalesef zararlı. Artı insan sağlığı için tehdit edici, zehirlenmeye kadar, besin zehirlenmesine kadar götüren durumlar söz konusu. Çünkü hayvansal gıdadan bize geçen mikrobiyatanın bizi zehirlemesi ölüme kadar götürebilir. Dikkat etmek lazım. Ama midyede bir diğer konu da ağır metal içeriğinin çok yüksek olması. Bu nedenle hani bir seferde ben 50-60 tane yerim diyen bir kişinin çok dikkat etmesi lazım. Hele sezon geliyor. Belki bana kızacaklar ama belki sezonda maksimum 3-4 kez yenmeli ve bir seferde
sayı çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. 5-6'yı Evet, geçmemeliyiz genellikle de iddiaya girilir. diye. Sonrası nasıl biter sonu tabii bilemeyiz ama şimdi peki nasıl anlayacağız? Anlaşılır bir şey de değil yani yememek daha mı mantıklı bu durumda özellikle sıcaklarda yani? Ve ev koşullarında da çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir ürün olmadığı için hani gelin bunu evinizde pişirin diye bir öneride de bulunamıyoruz. Çok güvenilir ve denetlemesi düzgün yapılmış, nereden alındığı raporlarına çok dikkat edilen aslında artık bizi aşıp Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu altında olan sistemlerden tüketmek çok daha doğru olacaktır. Hele mesela şu an ekranda küçük bir çocuğu gözlemliyoruz. Çocuğun tüketiminde ya da belli yaş üstü bir bireyin tüketiminde 2 saat içerisinde çok ciddi hastanelik olacak kadar ağır vakalarla karşılaşabiliyoruz. O nedenle güvenilir yerden alınması çok çok önemli. Evet, özellikle de kalabalık ortamlarda, etkinliklerde, işte maç, konser öncesi gibi kalabalıklardan bahsediyorum. Genellikle orada şey görürüz ya, sucuk ekmek, sandviç. Yani etin işin içine girdiği yerlerde bilhassa dikkat etmeliyiz, değil mi? Çok doğru bir şey söylediniz Nilüfer Hanım. Çünkü protein içeren, hayvansal kaynaklı protein içeren besinlerde mikrobiyal üremenin zaten mevcut olduğu, doğru koşullarda da pişirmeyince bunun artarak çoğaldığını çok iyi biliyoruz. Ama burada mesela kokoreçle devam edelim. Kokoreç üzerine yapılan bir çalışmada baharat ilave edilmiş kokoreçle baharatsız hazırlanan kokoreçe bakıldığında eğer doğru koşullar uygulanmışsa baharatsız olan da üreminin daha az olduğu da gözlemlenmiş. Bu demek değildir ki baharat koymayalım, baharat arttırır. Hayır, burada baharat da suçlu olabilir. Neden? Aflatoksin içeriği doğru yönetilememiş, kurutma işlemi doğru yapılamamış bir baharat da etteki mikrobiyal üremeyi arttırabilir. O nedenle bizim baharat ilavesi çok kıymetli. Çünkü kekikten tutun acı bibere, karabibere veya kimyona kadar hepsinin eğer doğru koşullarda üretilmişse, aflatoksin içeriği yoksa, antioksidan olmaları yani vücudumuza girecek zararlı maddelerle mücadele edici olmaları anlamında çok da olumlu. Hatta aralarından bazılarının antitümör etkisinin olduğu da çalışmalarla ispatlanmış. Kardiyovasküler hastalıklara iyi geldiği, sindirimi güçlendirdiği de bilinen bir gerçek. Ama dediğimiz gibi evet protein içeren besine bir de doğru koşullarda üretilmemiş baharat ilave edildiğinde zarar daha da artabiliyor. Bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi o kadar çok çeşitli sokak lezzetleri var ki yani vazgeçmek de mümkün değil, yerken de alırken de hijyenli mi değil mi, nasıl ortamda yapıldı diye de düşünmeden alıyoruz. Genellikle de böyle açlıktan gözümüzün döndüğü zamanlarda, hele o nohutlu pilavlar, hepsine lezzeti ayrı, hijyen koşulları ayrı, evet, ama çok fazla risk taşımayanlar da var değil mi? İşte simit, kestane, daha bozulma olasılığı düşük olan ve gıda zehirlenmelerine daha az yol açan ve hatta hiç yol açmayan, işte macun, eski sokak lezzetlerinin ataları belki de bunlar. Herhalde bunlar için tehlike biraz daha küçük, değil mi? Tabii ki nispeten çünkü üremenin daha az olduğu besinler ama bazen pilavın çok masum olduğu düşünülür Nilüfer Hanım. Aslında işte protein olarak tamamen bitkisel protein içeriyor diye rahat davranılan bir üründür. Ama doğru ısıl işlem yapılmamış ve sıcakta doğru bekletilmediyse yine besin zehirlenmesine yol açabilir. Pirinç pilavı bile insanı tehlikeye sokabilir, sağlığımızı Evet. tehlikeye sokabilir. Mesela dondurma hep düşünülür ki işte kış aylarında tüketilmesin, boğaz enfeksiyonuna neden olur. Aslında dondurma için bu tamamen yanlış bilinen bir bilgidir. Yine hijyen kurallarına uyulmamışsa, o dondurmanın saklandığı koşul doğru yönetilememiş, buzdolabı belki elektrik kesintisi yaşamış, erimiş ve tekrar donmuşsa işte o zaman o dondurma enfeksiyona neden olacaktır. Dediğiniz gibi bu sokak lezzetlerinin hepsi doğru koşullarda eğer üretilmiş, üreten kişinin sağlığı doğru yönetilebilmiş, koşullar, ortam doğru yönetilmiş ve ısıl işlem uygulanabilmişse yine biz aslında birçok besin kaynağını böyle de elde edebiliriz. Ama tehlike evde de mevcut. Evi de doğru yönetmediğimizde kendi masum mutfağımızda da tehlike mevcut. Peki. Funda Hanım, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Nilfer Hanım. İyi hafta sonları, hoşça kalın. Sağolunuz, teşekkürler. Diyetisyen Funda Tuzgöl uyardı. Sokak lezzetlerine karşı dikkatli olalım diyelim ve kısa bir ara verelim, ardından yine birlikte olacağız.